Ettiniz. Bazı kavramları açmak e, ve belli bir akış içerisinde sizin yöneteceğiniz belli bir akış içerisinde benim de sorularımla aslında biraz bugünkü anlamlarında bir daha e, anlamak, tartışmak e, isterim. Devlet, Cumhuriyet, demokrasi ve e, bunların arasındaki ilişki, ilericilik, sağ, sol tahayyüller, e, tüm bu kavramlar Türkiye'de hangi aşamalardan, hangi pratiklerden geçti ve nihayetinde bugün taşıdıkları anlam o anlamıyla ne ee, sorusu etrafında ee, konuşmak isterim Sizinle devlet cumhuriyet ve demokrasi ilişkisinin 101 yıllık Türkiye geçmişi bugüne ne diyor? E, tabii ki çok şey söylüyor çünkü cumhuriyet sadece bizde cumhuriyet olarak e, tanımlanacak anlaşılacak bir husus değil dünyada cumhuriyetler var bizim bilmediğimiz unuttuğumuz yeter kadar hatırlamadığımız hususlar da bu arada var örneğin Türkiye'de 1923 yılında 29 Ekim günü Cumhuriyet ilan edildiği zaman bizim yakın coğrafyamız içinde denenmiş cumhuriyetler vardı. Evet. Mesela Karsta Karshuralar Cumhuriyet vardı, Trakya civarında ayrı bir cumhuriyet vardı. Yani Cumhuriyet bir anlamda 1789 sonrasında dünyada ki atmosferin siyasal atmosferin en önemli kristalizasyon noktalarından biriydi ve kendi içinde ola olarak da çok tartışılması gereken bir kavram. Uzun arayışlardan sonra Türkiye veya Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi... ...veya Cumhuriyet Türkiye'sinin kurucuları Cumhuriyet fikrine gelmişlerdir. Onu söyleyeyim. Eğer Namık Kemal'in ki Atatürk'ün çok etkilendiği birisi... ...Namık Kemal'in makalatı birinci cilde ancak Türkçe'ye çevrildi... ...boylu boyunca okunursa... Cumhuriyet'ten doğrudan doğruya bak, bahsetmese bile bir tür konsültasyon, danışmanlık, müşavere çerçevesi içinde ona benzer şeyler söyler. Bunları kısmen el yordamıyla bulur, kısmen kendi sürgünlük deneyimlerinden edindiği sonuçlar olarak ifade eder. Bu bakımdan da Şerif Mardin hocamızın genç Osmanlı düşüncesinin doğuşu hala aşılamamış bir kitaptır. Çünkü Ali Süavi'nin, Namık Kemal'in ve diğerlerinin düşüncelerine kaynaklık eden batı e, kökenli düşünceleri teker teker bulup ortaya koyar. Velhasıl e, bir cumhuriyete giden yol vardır. Fakat şunu ifade edeyim, bu benim üstünde çok uzun süre düşündüğüm bir konu. Tarihçi değilim, siyaset bilimciyim ama yine de oraya açılan bazı kapılar, bazı Çünkü imkanlar nedeniyle tarih. tabii çok buna e, eğildim bu konunun üstüne. Bir şey söyleyeyim, mesela... Atatürk yeni anayasayı yazıp gönderdiği zaman cephe komutanlarına Kazım Karabekir Paşa kendisine bir telgraf çeker. Ve der ki sizin bu anayasayla birlikte ve attığınız bu adımlarla birlikte cumhuriyet yapacağınıza tabir terim aynen budur. Cumhuriyet yapacağınıza dair Erzurum ve havalisinde ciddi bir söylenti vardır. Mustafa Kemal Paşa da hiç adeti olmadığı üzere böyle iki kıta halinde uzun bir telgraf çekmek suretiyle Cumhuriyet yapmayacağını söyler. Çünkü bu bir endişe ve kaygı olarak. Kaygı olarak ve Cumhuriyet o dönemde kaygı yaratan bir unsurdur. Çünkü bolşeviklikle bir görülmektedir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olduğu için <laughs> bunun Türkiye'de de bolşevizme giden yolu açacağından korkulur. İkincisi... Ee, Savaş biter. İşte bu meşhur bir e, anekdottur. E, bir evde toplanırlar. Hatta bir ruh çağırma seansı da yapılır. Fevzi Çakmak vardır, Rauf Bey vardır, e, Kazım Paşa vardır. Orada e, der ki, Ra gerçek anlamıyla ruh çağırma değil mi yani? Bir evet, metafor, evet, evet. Birisi şey değil. çağırır Mustafa Kemal Paşa Bakar falan. E, oyalanmak için yapılan belki işlerden birisi. E, o sırada der ki Böyle sorular gelmektedir e, e, Kemal Paşa'ya. Mesela sınıf arkadaşı ve sonuna kadar İzmir suikastinden sonra da yanında tuttuğu e, Ali Fuat Paşa ona der ki, bu savaş bitti, e, meclisler kuruldu, şimdi senin apotrların kimdir? Apotr havari demek. Senin havarilerin kimdir? Bunu öğrenebilir miyiz? O da der ki, benim için memleketi en çok seven benim apotr havarim, olacaktır. Aynı cümle içinde yani bu zarf bu çerçeve içinde Ralph Orbay kendisine bunu sorar. Yani bundan sonrası nasıl olacak? Cumhuriyet olacak mı? Meclisin durumu ne olacak? Bunları bize söyle. Benim kendi referans grubum bunları ister ve bana taahhüt et. O da der ki ben bunları şimdi sana yazılı olarak versem basit bir şekilde olur mu? Elbette olur der. Sigara paketinin arkasına bu işler günü geldiği zaman konuşulacaktır diye yazıp verir. Yani oradaki yine derin endişe de acaba cumhuriyet yapılacak mıdır? Hep bu yoklanıyor. Va, şimdi şunu söyleyeyim. Cumhuriyet düşüncesi yakın veya uzak olarak Mustafa Kemal'in çevresindeki kişilerde mevcuttur. Ama cumhuriyet yapmak fikrinin somutlaşması, kristalizasyonu ona aittir. Bunu kabul etmek lazım. Yani onun çevresinde gelip de Paşam hadi günü saati zamanı geldi. biz cumhuriyete geçelim, bir cumhuriyet inşa edelim diyen hiç kimse yok. O onu kendi kafasında olgunlaştırmış ve kendi kurmak istediği yönetimin bir parçası olarak inşa etmiştir. Şimdi bu başlangıcı ama hep söylenen şudur. Türkiye'de cumhuriyet tartışmalarında cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıralım. Şimdi bu, onu soracaktım e, yani. Tabii. Bu... Bir başka Bu artık sorun klişe olacak... oldu. oldu ne diyorsunuz bunu Evet diyecektim. Evet Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıralım Niye Çünkü benim bir buna mukabil geliştirdiğim bir klişe diyelim cevap var veya matbu bir cevap var birçok kereler yazdığım için öyle söyleyeyim her demokrasinin içinde Cumhuriyet vardır Eğer demokrasi yani sonuç itibariyle halka gitmek halka danışmak Halk yönetimi ise rejim olarak rejim olarak şimdi buna geleceğim. Demokraside halk vardır. Cumhuriyetin Latinler'deki karşılığı Respublika. Yani bu publikum, bu halk, bu kitle her zaman demokrasiyle özdeşleşmeyebilir. Yani demokratik cumhuriyetler ayrı hususlardır. Tıpkı demokratik devrimler gibi ve bir de genel olarak kullanılan devrimler gibi. Demokrasiler adı cumhuriyet olmasa bile cumhuriyetin özündeki bazı parametreleri, ilkeleri içerir ama her demokrasi her cumhuriyet demokrasi olmak zorunda değildir. Yakın dönemde ortadan kalkan Orta Doğu cumhuriyetlerinin önemli bir bölümü zaten halk cemahiriyesi idi. Bu itibarla hakikaten cumhuriyeti demokrasi saymak yanlıştır ve şunu söylemek gerekir. Şunu söylemek e, Bence daima zaruridir. Cumhuriyetin demokrasi veya demokrasinin cumhuriyeti dışladığı diye bir organik durum da söz konusu değildir. Fakat bizim unuttuğumuz bir husus var. İşte şimdi işin siyasi kısmına gelelim. Cumhuriyet bir yönetim tarzıdır. Demokrasi bir rejimdir. Bir rejimin içinde farklı yönetim tarzları olabilir. Meşruti monarşi olabilir. Yani rejim başka bir yönetim tarzını, yani meşruti olmasını, bir krallığa, bir padişahlığa, bir sultanlığa dayanmasını öngörebilir. Böyle bir örnek önümüzde çok canlı olarak var. İngiltere. İngiltere evet. İngiltere cumhuriyet değil. Amerika Birleşik Devletleri buna mukabil kendisini daima demokrasi olarak tarif eder. Çok sıkıştığı zaman Amerika Federal Cumhuriyetleri der. Yani öncelik orada cumhuriyette değildir, doğrudan doğruya demokrasidir. Muhtemelen kurucu babalar onların işte bu anayasalarını oluştururken Federal Papers diye yayınladıkları bir gazetede yazdıkları makaleler ki onların bütün ayrıntısıyla Türkçe'ye çevrilip tartışılmamasını büyük bir eksiklik olarak görürüm. Onu söyleyeyim bir kısmı çevrildi ama onun tamamının çok dikkatli bir biçimde çevrilmesi gerekir orada bu tartışma cereyan etmiştir. Bir şey daha söyleyeyim. Biz hep Fransız devriminin ardından gelen cumhuriyeti konuşuruz. Hangi cumhuriyet? Bir kere Fransa'da 1789 birlikte cumhuriyet kurulmamıştır. Cumhuriyet 1792'de falan Fransa'da inşa edilmiştir. Ki edemiştir. orada daha sonra gitgeller söz konusu. Gitgeller var ona geleceğim. Bugün Fransa 5. Cumhuriyetini yaşıyor. Yani 5 defa şu veya bu şekilde cumhuriyet dışı bir yere gitti, tekrar cumhuriyete geldi. Ama mesela Fransa kendisini hiçbir zaman 5. demokrasisinde diye tarif etmiyor. Yani rejim olarak bizim demokrasiyi benimsememiz, bütün kuralları, kurumları, kavramlarıyla birlikte benimsememiz, cumhuriyeti bir yönetim biçimi olarak uygulamamız gerekir. Bu ikisini birbirinin yerine ikame etmek Siyaset bilimi açısından önemli ve vahim bir hatadır. Ee, biz cumhuriyette epey yol aldık. Ee, burada ince e, bir takım ayrıntılar, e, ince bir takım nüanslar da var. Mesela kendimize e, işte Türkiye devleti bir cumhuriyettir diyoruz anayasada. Şimdi bugünlerde çok tartışılıyor. Tabii ve ve bir, tartışmalar, evet. Bir kavram da gündeme geldi. Semantik diye se semiyoloji, semantik benim çok çalıştığım alanlar şimdi Fransa devleti Cumhuriyeti denmez denmez yani devletin Cumhuriyeti olmaz Türkiye'deki Cumhuriyetin önemli bazı çelişkileri de vardır büyük bir olanaktır bize büyük nefes aldırmış büyük yol kazandırmıştır çok ileriye Türkiye Cumhuriyeti olarak gitmişizdir ama ama bu ayrıntıları tartışmaya da yeni yeni başlamışızdır bu tartışmaların olmasını da bir korku endişe olarak değil bir kazanç olarak görmek lazım. İşte bunları burada konuşuyoruz. Konuşuyoruz ve tartışıyoruz.